Herkese merhabalar. Bu hafta rotayı Amerika'dan Meksika'ya çeviriyoruz ve sizlerin de yoğun istekleri üzerine artık farklı ülkelerden ve farklı milletlerden suç gruplarını mercek altına almaya başlıyoruz. İşte şimdi karşınızda Meksika'nın en tehlikeli karteline dönüşen ve bir zamanlar Meksika ordusunun özel kuvvetler mensupları tarafından kurulmuş olan Los Zetas. Her ne kadar sonradan kendi başına bir kartele dönüşse de Los Zetas başlangıçta bir uyuşturucu karteli değildi. Çünkü Los Zetas Meksika'nın en büyük kartellerinden biri olan The Gulf Kartel yani Körfez Kartelinin paramiliter kolu olarak kurulmuştu. Los Zetas kelime anlamı olarak Z'ler demekti ve başlangıçta örgütün yüksek rütbeli üyeleri Z1, Z2, Z3 gibi kod adlarıyla anılmaya başlamışlardı. Şimdi Los Zetas'ı daha iyi anlamak için önce bir Güney Amerika'daki kokain ticaretinin geçmişine Biraz da Körfez Karteli'nin durumuna bir yakından bakalım. Kısaca özetlersek 1960'lı yıllardan 70'lere ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede birinci önceliği marihuana'ydı. Yani esrar. Vietnam gazilerinin de arasında sıkça eğilen bu uyuşturucuya karşı Başkan Nixon başkanlık yıllarında ciddi baskı oluşturmuş. Marihuana ticaretinin darbe yemesiyle sokaklarda yeni bir uyuşturucu maddeye ihtiyaç artmıştı. Kokainin popülerleşmesinin ikinci sebebi ise kokainin üretilmesinde temel ham madde olan koka ağaçları ile ilgilidir. Bu ağaçların dünyada en çok yetiştiği Peru, Bolivya ve Kolombiya gibi ülkelerde bu yıllarda ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşanmaktaydı. Çünkü bu ülkelerde tarım gerçekten ekonominin büyük bölümünü oluşturuyor ve devletlerin yani o dönemin hükümetlerinin uyguladığı yanlış tarım reformu politikaları sonucunda çiftçiler ciddi anlamda büyük zararlara uğruyorlar. Ve dolayısıyla zarara uğrayan çiftçiler bu bölgelerde zaten uyuşturucu olarak kullanılan koka ağacına yönelmeye başlarlar. Ve denklemin son bölümünde Medellin karteli gibi Kolombiya kartelleri var. Bu karteller Mariana başta olmak üzere Kolombiya'dan ABD'ye birçok malın kaçakçılığını yapan, dolayısıyla imal edilen kokainin de ABD'ye ulaşmasında ve daha sonra üretiminin de başını çekecek yapılara dönüştüler. Ama şimdi biz önce bir Meksika'nın Körfez bölgesine geri dönelim. Körfez karteli Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, yani Meksika'nın ABD ile Amerika Birleşik Devletleri ile hem karadan hem de denizden sınırlarını paylaştığı bir bölgede ortaya çıktı. Bu yıllarda yani 2000'lerin öncesinde Meksika'nın belli başlı büyük kartelleri vardı. Bunları kısaca özetlersek Sinaloa Karteli normalde Guadalajara Karteli'nin devamı olarak Orta Batı Meksika'yı domine ediyordu. Körfez Karteli Kuzeydoğu'da ABD ile deniz ve kara sınırında Tamaulipas şehri başta olmak üzere bu bölgeyi kontrol ediyordu. Tijuana Karteli Baja California denilen yani Kaliforniya'nın güneyindeki Meksika topraklarını kontrol ediyordu. Ki bunun da kurucuları Arellano Felix kardeşlerdi. Ve son olarak da bu bölgenin önemli oyuncularından Juarez Karteli de Texas'ın hemen güney bölgesindeki birçok bölgeyi kontrol ediyordu. Yani bu karteller... Meksika'dan herhangi bir kaçak Amerika'ya taşınmasında en önemli oyuncular ve bu dönemlerde Mariana'yı gerek Kolombiya'dan gerek başka yerlerden getirip buradan Amerika'ya hem kara hem de deniz yoluyla ve daha sonradan hava yoluyla da geçirmeye devam ediyorlardı. İşte bu karteller arasında Körfez Karteli belki de en köklü geçmişe sahip olanıydı. 1930'lu yıllarda alkol ve farklı ürünleri ABD'ye kaçak yollarla sokan yani kaçakçılıkla başlayan Körfez Karteli ABD'de içki yasağının yani sizlerin de Al Capone videolarından iyi bildiği Prohibition'ın bitmesiyle farklı suç kollarına yöneldi. Körfez bölgesinde kumar, fuhuş, araç hırsızlığı ve kaçakçılık gibi aktivitelerle devam eden yapı 1970'lerde patronu Juan Garcia Abrego ile yükselişe geçti. Bu yıllar aynı zamanda kokain ticaretinin de altın yıllarının başlangıcıdır. Geleneksel olarak başta Kolombiya kartelleri hem imalat hem de kargoyu kontrol etmekteydi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkı tedbirleri ve Pablo Escobar'ın hükümete açtığı savaşla iyiden iyiye zarar gören bu ticaret yolları Kolombiya kartelleri için mallarını ABD'ye ulaştırmayı epey zorlaştırıyordu. Yani dolayısıyla Kolombiyalıların en büyük ihtiyacı yeni bir aracı bu kargoyu yönetecek yeni birisi. Çünkü ondan üstüne çok fazla baskı var ve Güney Amerika'da topladıkları bütün malı ABD'ye sokmak için bir aracıya ihtiyaç var. İşte bu aracı da tabii ki Amerika'nın hemen güney sınırındaki Meksika'daki karteller. Çünkü Meksika kartellerinin hem karadan, hem denizden, hem de hava yolu da daha yakın olduğu için hava yolundan çok büyük avantajları var ve dolayısıyla bir noktadan sonra Kolombiya kartelleri Meksikalılara bu kargo işlerini devretmeye başladılar. Garcia Abrego 80'li yıllarda Körfez Karteli'nin liderlerinden biri olarak kokain ticaretine ağırlık verdi ve kısa süre içinde de kartelde ön plana çıkmayı başardı. Kolombiya'da Pablo Escobar'ın en büyük rakibi olan Cali Karteli ile anlaşan Abrego, Cali ile yeni bir anlaşma yaptı. Başlarda Cali'nin kokaininin kilosuna 1500 dolar almaktayken, artık ABD'ye soktuğu her partinin yarısını hizmet bedeli olarak almaya başlamıştı. Karşılığında ise Cali Karteli Kolombiya'dan ABD'ye tüm kargo sürecini Abrego'nun yönetmesini istedi. Dolayısıyla Garcia Abrego Körfez bölgesinin ABD sınırını kokain depolarıyla doldurdu. Körfez Karteli bölgesel avantajı ve çatışmaların yoğun olduğu Guadalajara bölgesinden uzaklığıyla tüm kokain ticaretinin üçte birini kontrol eder hale geldi. 90'larda yapılan resmi hesaplara göre yıllık cirosuysa 10 milyar dolardan fazlaydı. Kokain körfezden birçok farklı yöntemle ABD'ye taşınmaktaydı. Karadan göçmenleri ABD'ye taşıyan otobüsler Abrego'nun Kali kokainleriyle dolduruldu. Hatta Texas'ın kolluk kuvvetleri bile bu ticaretin bir parçası haline gelmişlerdi. FBI'nin en çok arananlar listesine gelen Garcia Abrego, 1996 yılında Nuevo Leon şehrindeki çiftliğinin dışında yakalandı ve extradition denilen suçlu iadesi kanunuyla ABD'ye gönderildi. Tam 11 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İşte tam bu noktada büyük bir güç boşluğu doğuyor çünkü Körfez kartelinin kontrol ettiği para artık çok büyük ve dolayısıyla başlarındaki Garcia Abrego ABD'de ömür boyu hapis cezası alınca defalarca kez ömür boyu hapis cezası alınca dolayısıyla o gittikten sonra onun yerine kimin oturacağı konusunda büyük bir taht kavgası yaşanıyor. Abrego'nun kardeşi de dahil pek çok körfez karteli kurmayı mücadele etse de çoğu tutuklandı. İşte bu noktada kartelin yükselen yıldızlarından Osiel Cardenas Guillen Abrego'nun eski dostu El Chaval lakaplı Salvador Gomez Herrera ile ortak oldu ve ikili Körfez Kartelini yönetmeye başladı. Fakat Osiel 90'lı yılların sonunda patronu olduğu kartelin iç karışıklıklarından çok endişeliydi. Sonuçta kendisi de bir başka Körfez kurmayından darbe yiyebilir ya da polis güçleri tarafından tutuklanıp Abrego gibi ömrünün geri kalanını Amerika'da hapiste geçirebilirdi. Dolayısıyla Osiel Cardenas Körfez kartelini hiç olmadığı kadar güçlü hale getirmek istedi. Kartellerin Scario denilen tetikçileri vardı elbette fakat bunlar hem disiplinsizdi hem de sonuna kadar güvenilemezdi. Ayrıca Batı'da El Chapo Guzman önderliğindeki Sinaloa karteli devleşiyordu ve Körfez bölgelerine de göz dikmeye başlamıştı. Yani Osiel'in disiplinli, savaşmayı bilen ve taktiksel hareket edebilen bir silahlı kuvvete ihtiyacı vardı. Bunu temin edebildiği en iyi yerde elbette Meksika ordusunun özel kuvvetleriydi. Osiel ileride Los Zetas olarak bilinecek bu orduyu kurmak için Meksika ordusunun özel kuvvetlerinin subayı Arturo Guzman Desena'ya gitti. Yaşadığı sefalet dolu köyden kurtulmak için küçük yaştan beri asker olmaya kafaya koyan Desena yetenekleri ve agresif karakteriyle orduda kısa sürede sıyrılmıştı ve Meksika ordusunun en elit birimlerinden GAFE'ye katılmaya hak kazandı. GAFE, Türkçe açılım olarak Özel Kuvvetler Uçar Birlik Grubu demekti ve Meksika'nın güney ucundaki Chiapas bölgesinde çıkan isyanlara yönelik kurulmuştu. 20. yüzyılın başlarından itibaren Meksika bir oligarşik diktatörlükle yönetilmekteydi ve burada da bu diktatörlüğe karşı isyanın başını çekenlerden birisi bildiğiniz belki de duyduğunuz bir halk kahramanı olan Zapata'ydı. Ve işte 94 yılında da Zapatan adını alan Zapatista ya da Zapatist olarak bilinen sol gruplar bu Chiapas bölgesinde büyük bir isyan başlatmışlardı. İşte bu isyanları bastırmakla görevli Gaffe'de görev yapan Guzman Desena bu birimdekilerle beraber İsrail özel kuvvetlerinden komando eğitimi almıştı. Gafe bu isyanda tam 3000 isyancıyı etkisiz hale getirdi ve Guzman Desena bu olayla beraber askeri eğitimini pratiğe koymuş oldu. İşte bu görevi bitince Desena, Körfez bölgesindeki Tamaulipas şehrine gönderildi ve burada emniyet amiri olarak yeni görevine başladı. Fakat çok geçmeden burada Osiel Cardenas'tan rüşvet almaya ve yozlaşmaya başladı. Normalde polisin ve askerin rüşvet alması kokain trafiğinde görülmemiş bir şey değildi. Fakat esas ilginç olan bir ordu mensubunun kariyerini bir köşeye atıp bir kartele katılmasıydı. Rüşvetler subayları zengin etmeye yetiyordu ve üstelik narkotrafikante yani bir uyuşturucu taciri olmak yüksek riskli bir aktiviteydi. Fakat Desena'nın başka kaygıları vardı. Ülkede uzun süredir tek parti rejimi olarak hükümette bulunan IRP yani kurumsal devrimci parti gücünü kaybediyor, Meksika demokratikleşiyordu. Dolayısıyla kontrogerilla grupları işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaktan korkuyorlardı. İşte tüm bu sebeplerle Guzman Desena 1997 yılında ordudaki kariyerini terk etti ve Körfez Karteli'nin adamı oldu. Desena'yı kadrosuna dahil eden Osiel, ondan bir kartelin kurabileceği en ölümcül, vurucu timi Körfez'de kurmasını istedi. Hatta bir muhbirin ifadelerine göre aralarında geçen konuşmada Desena, bu ölçüde kabiliyetin yalnızca askerlerde olabileceğini söyleyince Osiel hiç düşünmeden askerleri karteline katmak istediğini söyledi. Desena Osiel'in bu isteğini ordu içine sızdırınca birbiri ardına pek çok asker görevini bırakıp Körfez Karteli'nin bu yeni oluşumuna yani Los Zetas'a dahil olmaya başladı. Özellikle Gafe denilen bu paramiliter kuvvetten birçok asker kısa sürede Los Zetas'a geçiş yaptı. Örgüt kod isim olarak Z harfini ve her bir üye için bir numarayı kullanmaya başladı. Los Zetas'ın kelime anlamı Z'ler demekti. Z harfi Meksika şehirlerindeki adli kolluk kuvvetlerinin radyo koduydu ve birimin komutanı olarak Guzman Desena Z1 kod adını aldı. Aylar içinde sayıları 38'i bulan bu birimdeki eski askerler ordudakinden daha iyi maaşlar almaya başladı. Tabi bu yeni gelen askerler yanlarında orduya ait pek çok makineli tüfek, piyade tüfeği, tabanca, bazuka, el bombası ve telsiz takip ekipmanını da Los getirdiler. Artık savaşmaya hazır ve nazır hale gelen Los Cetas, Körfez karteli için borç tahsilatı, kargo güvenliği ve infaz görevlerini gerçekleştirmeye başlamıştı ve bu infazları kendileriyle özdeşleşen bir vahşetle gerçekleştiriyorlardı. Zetas'ın en büyük görevlerinden biri Miçokanlı Milenio karteline ait grubu yani Los Chachos'u bitirmek oldu. Los Chachos, Tamaulipas'ta pasta bir ticaret koridoru açarak Körfez'in bölgesini ihlal etmişti ve Los Chachos'un başında da Körfez'in lideriyken Körfeze ihanet eden El Chacho lakaplı Roman Garcia Sanchez vardı. Baja California bölgesindeki Tijuana karteli ile ittifak kuran El Chacho ve adamları kısa sürede Zetas tarafından katledildi. Los Zetas'ın kuruluşunu duyan Sinaloa Karteli de derhal kendi paramiliter kuvvetini kurdu ve böylece Los Negros ortaya çıktı. Kelime olarak siyahlar anlamına gelen Los Negros, Zetas'la ciddi bir savaşa girişecekti. Los Zetas'ın gücüyle Osiel kısa sürede gücünü konsolide etti ve Zetas'ı farklı suç kollarında kullanmaya başladı. Adam kaçırma, fidye, koruma parası ve haraç kesme gibi suçlara bulaşan Zetas, plazalar denilen kokain rotalarını da korumaya devam ediyordu. Zetas'ı arkasına alan Osiel şimdi ortayla da hesaplaşacaktı. Gomez Herrera sürekli borç istemesi ve manipülasyonlarıyla Osiel'in nefretini kazanmıştı ve geçen yıllar içinde biriken kin şiddetle sonuçlanacaktı. 1999 yılında Osiel kızının vaftiz töreninden hemen sonra Z1 Desena'dan oğlunun da vaftiz babası olan Gomez Herrera'yı infaz etmesini istedi. Törenden sonra Osiel'in jipine binen Gomez Herrera keyifli şekilde ortayla sohbet ederken arkada oturan Desena tarafından kafasından vurularak infaz edildi. Bu infazdan dolayı Körfez'in patronu Osiel Cardenas Gilen Mata Amigos yani dost katili lakabını da almıştı. 90'lar geride kalırken işler körfez karteli içinde paramiliter kolu Los Zetas içinde iyi gidiyordu. 2002 yılının Kasım ayında ise Z1 kod adlı Zetas lideri Guzman Desena rivayetlere göre metresiyle buluşmak üzereyken Tamaulipas'ta bir restoranda Meksika ordusu tarafından infaz edildi. Liderlerin ölümüne karşılık Zetas ise 4 başsavcılık çalışanını infaz etti. Desana'nın ölümünden birkaç ay sonrasa Osiel Cardenas Giyen yakalandı ve extradition yani suçlu iadesi programı kapsamında ABD'ye teslim edildi. 25 yıl hapis cezasına çarptılan Osiel burada hala cezasını çekmektedir. Z1'in ölümünden bir yıl sonra ise örgütün Z2 kod isimli ikinci üyesi Rohelia Gonzalez Pizana Körfez bölgesinde yakalandı ve böylece Zetas'ın başına örgütün kurucu üyelerinden belki de en efektifi Z3 kod adlı Heriberto Lascano geçti. El Lasca lakaplı Lascano, Losetas'ı bambaşka bir boyuta taşıyacak ve Losetas Meksika'nın gördüğü en kanlı kartel savaşlarının baş aktörü olacaktı.